Türkiye'nin iddialarına karşı açıklama geldi. Açıklamada Türk uçağının Suriye hava sahasına girişi Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir denildi. Ayrıca uçağın uluslararası sularda vurulmadığı açıklandı. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi yaptı. Türk jetinin radar güdümlü füzeyle değil uçak savar ateşiyle vurulduğunu anlattı. Uçağın kuyruğunun bulunarak Türk yetkililere teslim edildiğini iddia eden Suriyeli sözcü, kuyruk bölümündeki izler de uçak savarla vurulduğunu gösteriyor dedi. Uçak savarın menzilinin yaklaşık 2,5 kilometre olduğunu kaydeden Makdisi, Türk jetinin uluslararası alanda vurulmasının söz konusu olmadığını da söyledi. Şam yönetimi ayrıca Türkiye ile komşuluk ilişkisine değer verdiklerinin ve Türkiye'den gelecek olumlu bir adıma karşılık vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.